noći. Nema vas, nema vas, nema vas, tražim vas, tražim vas, tražim vas, gdje god krene vidim vas. Majko, majko, oče, oče, što vas nema, Bosno moja, ti si moja mati. Bugün 11 Temmuz 2014. Srebrenica katliamının 19. yılı. Bosna Savaşı'ndan akıllarda kalan en acı günlerde Srebrenica'da 8000'den fazla Boşnak Müslüman oldukları gerekçesiyle katledildi. 19 yıldır dinmeyen acı her yıl 11 Temmuz'da bir kez daha tazeleniyor. Anneleri evlatsız, çocukları babasız bırakan bu soykırımın dinmeyen acısını Potaçari Anıt Mezarlığı'nda bugün yaşananları birazdan ekrana getireceğiz. Ama önce 1995 yılına dönelim ve Srebrenica'da neler yaşandığını hatırlayalım. ...1992'de Bosna Hersek'te başlayan savaşın son günleriydi. Binlerce kişi evlerini terk etmiş, Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge dediği yerlere sığınmıştı. O şehirlerden biri Srebrenica'ydı. Silahsızlandırılan şehir, Hollandalı askerlerin koruması altındaydı. Ülkenin dört bir yanından gelenlerle savaştan önce 24 bin olan nüfus dörde katlanmıştı. Güvenli ilan edilmesine rağmen şehre her gün bombalar yağıyordu. Tüm dünya sessizdi. Hollandalı askerler, Birleşmiş Milletler'in yeterli hava desteği sağlamadığı gerekçesiyle şehri Sırplara teslim etti. Sırplar Srebrenica'ya girdi. Tarih, savaşın en kanlı sayfasını, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük soykırımı kayda aldığında takvimler 11 Temmuz 1995'i gösteriyordu. Sırplar kasabaya girdiğinde hiçbir direnişle karşılaşmadı. Çünkü Boşnaklar silahsızdı. Bosnalı Sırpların komutanı Ratko Mladić, "Bugün Sırplar için kutlu bir gün. Türklerden intikamımızı almaya geldik." diye açıklamıştı. Çünkü Müslüman oldukları için Boşnaklar Sırpların gözünde Türktü. Binlerce Boşnak yine yollara döküldü. Şehir merkezinden 7 kilometre uzaklıktaki Potaçari'de Birleşmiş Milletler'e bağlı Hollandalı askerlerin kullandığı üs umut kapısıydı. Kampın dışında 15 bin kişi vardı ama kampa sadece 5 bin kişi alındı. Yaklaşık 10 bin kişi o anda Sırp askerlerinin eline düştü. Kampa alınanlarsa ertesi gün Sırp askerlerine teslim edildi. Sırp askerleri çocuk yaşlı ayrımı yapmaksızın erkekleri topladı, ellerini arkadan bağladı, kurşuna dizdi. Ardından toplu mezarlara gömdü. Resmi rakamlara göre Srebrenica'da her 6 kişiden biri öldürüldü. Srebrenica bugün Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde. Geride kalan 19 yılda Bosna Hersek'te 400'e yakın toplu mezar bulundu. Ancak hala kimliği belirlenemeyen, bir mezar taşı olmayan soykırım kurbanları var.
Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük trajedi olan Srebrenica soykırımının 19. yılında yine hüzün ve gözyaşı var. Kimlik tespitleri tamamlanan 175 soykırım kurbanının cenazesi Potaçari Anıt Mezarlığı'na getirildi bugün. Gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Anıt mezarlığa defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6241'e yükseldi. Allah'u, Allah'u Cellallah, Allah'u, Allah'u Senat Beganoviç, Dahmo Hamdiya, Deliç Kardeşler, Selman Süleymanoviç. Kardeş, evlat, eş, baba. Tam 175 ailenin dinmeyen sızısı, kurumayan gözyaşı. Ailelerini ve kasabalarını korumak için ayrıldıkları Srebrenica'ya bugün böyle döndüler. Yollarına gül suyu dökülen tırlarla geldi cenazeler Potaçari'ye. Tırlardan indirilen tabutlar başlar üzerinde taşındı. Tabutlar küçük çünkü içlerinde toplu mezarlardan çıkarılan yalnızca birkaç parça kemik var. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mezarlıkta Kur'an okundu, dualar edildi. Tabutların mezarlığa girişiyle 19 yıldan bu yana yürekleri kavuran acı gözyaşlarına dönüştü. Bu yıl Potaçari'de kazılan mezarlık sayısı 175. Bu 175 cenazeden 13'ü ise çocuk. Kimliği tespit edilen kurbanların en küçüğü öldürüldüğünde 14 yaşında olan Senat Beganoviç. Senat Beganoviç'in yanı sıra öldürüldüklerinde 18 yaşından küçük olan 14, yaşları 60'ın üstünde olan 13 boşnak da anıt mezarlara defnedildi. Böylece Potaçari Anıt Mezarlığı'ndaki soykırım kurbanlarının sayısı 6241'e yükseldi. Srebrenica soykırımı sırasında 8372 boşnak otobüs ve kamyonlara bindirildi. Ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri toplu mezarlara gömüldü. 19 yıldır kimliği tespit edilemediği için bir mezar taşı olmayan tam 1325 Srebrenica kurbanı daha var. Yakınlarınınsa tek bir dileği. Sevdiklerinden geriye kalanları toplu mezarlardan çıkarıp kendilerine ait mezarlara defnedebilmek ve bu mezarların başında onlar için dua edebilmek. Srebrenica katliamında eşlerini, evlatlarını, babalarını, kardeşlerini kaybedenler, 19 yıldır aynı acıyla kavrulanlar, geride kalanlar. Soykırım kurbanları için düzenlenen cenaze töreninde yine bir aradaydı. Ne moj jalit suz
Kažemo, Srebrenica je stradala pod zaštitom UN-a, pod zastavom UN-a. Znači, Srebrenica inače je genocidno mjesto, ali ja moram reći, genocid je počeo 1992. godine, završio se na ovom mjestu 1995. Kome je smetala to dijete tek rođenu, koje nije dobilo ni ime? Kad probudiš uspomene. Bosna Savaşı'nın en kanlı gecesiydi 11 Temmuz. O geceyi yaşayanlar eşlerini, çocuklarını, babalarını, kardeşlerini kaybettiler. Bugün aynı acıyı paylaşan binlerce yürek, 175 soykırım kurbanının cenazesinde bir kez daha buluştu. I sve su cenaze jako teške, a ova je za mene najteža. I za mene ovo je jedna od najtežih dženaza koje sam do sad doživjela. Iako sam kopala i prije svoje najmilije, a sad mi je najgori ova dženaza. Zato što je, kad su klata naša djeca, silovane naše kćerke, zločinac Mladić poslao poruku da je došlo vrijeme da se osveti turskim dahijama. Nemoj žalit suzama. Inače, pogledajte na ovom kamenu i ovaj je prvi bratunac koji je u 95. nestalo 2081 osoba. Znači, nije samo bratunac Srebrenica, bratunac inače, znači Zvornik, Vlasenica, Višegrad, Rogatica, Han, Pjesak, znači čitavo Podrinje. Srbi imali i namjeru kao da nas protjeraju i ubiju, znači sve koji smo živjeli, preživljavali u onoj Srebrenici, znači utočište od 92. do 95. Već se sjeti do vama, nemoj dati suza krene kad probudim. Sevdiklerini kaybedenlerin acısı hiç dinmedi. Anılarsa dün yaşanmışçasına hafızalarda. Već se sjeti do vama. Mi smo krenuli jednostavno ovdje na taj put spasa, ono, i nismo mi znali da će biti pad Srebrenice, ono, mi smo gore bili, ono, nismo vjerovali da je pad Srebrenice, da je bilo to. Oni su napadali odozgo sa gornje strane, mi smo čuvali naše položaje ovdje na ovo brdo zvano Čauš, i kad su nama rekli, javili da je Srebrenica pala, da je izgubljen odozgo, onda smo i napustili položaj, došli smo ovdje. I onda je organizovano i dalje, je teško je priči. Kad probudiš uspomene, nemoj da ti suza krene. Kad probudiš uspomene. Srebrenica'da katledilenlerden geriye kalan eşyalar bugün eski bir fabrikada muhafaza ediliyor. Aslında o fabrikaya güvenli olduğu gerekçesiyle sığınmıştı Boşnaklar. Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge dediği bu fabrika onları koruyamadı. Şimdi o fabrika soykırım kurbanlarının eşyalarıyla dinmeyen bir acının da adresi. Gözlük, tarak, mendil. Srebrenica soykırımı kurbanlarından geriye kalanlar. Bu eşyaların çoğu yıllar sonra toplu mezarlarda bulundu. Ve şimdi onların katliamdan kurtulabilmek umuduyla korku içinde sığındıkları fabrikada sergileniyor. Sırplar Srebrenica'ya girdiğinde yaklaşık 10 bin kişi bu eski fabrikaya kaçtı. Fabrika, Birleşmiş Milletler çatısı altında görev yapan Hollandalı askerlerin üssüydü. Boşnaklar, buranın güvenli olacağını düşünmüştü.
11 Temmuz 1915 günü Sırp askerlerinden kaçan Boşnaklar için bu eski fabrika bir umut kapısı oldu. Ancak ertesi gün Sırp askerlerine teslim edilmeleriyle birlikte hazin sonları yazıldı. Şimdi bu eski fabrikada onlardan geriye kalanlar sergileniyor. Bu kapıdan çıktıktan sonra bir daha hakkında haber alınamayan İbrahim Dede'nin mendili, Şemzo Zilziç'in tarağı, Muhammed'in nişan yüzüğü kaldı geriye. İsmet'in cebindense oğlunun bilyeleri döküldü. Hollandalı askerlerin vaktiyle üs olarak kullandığı fabrika onlarca hazin hikayeyle dolu. Soykırımın tanığı bu binada acı hala ilk günkü kadar taze. Srebrenica katliamının 19. yılı için İstanbul'da bir konferans düzenlendi. Konferansta dönemin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin konuştu. Avrupa'nın göbeğinde 312 bin kişi öldü. 35 bin çocuktu. ...50 bin kadına tecavüz edildi. 2 milyon kişi evini terk etti. 18 bin kişi hala kayıp. Bosna Savaşı'nın en kanlı sayfası ise Srebrenica katliamıydı. Savaşın ortasında kalanlardan biri de Emina Karoy'du. Annemin tarafında çok akrabamızı kaybettik ve maalesef onlar vahşi işkenceyle öldürdüler. Yani sadece öldürmek söz konusu ise vahşi işkence yaparken bu daha ağır bir şey, daha kötü bir şey. Hala da bulamadık onları. Yani toplu mezarını da bulamadık. Duyduğumuza göre, bilgimize göre ateşe yaktılar. Dolayısıyla hiçbir zaman herhalde mezarını kavuşmayacağız. Srebrenica soykırımının 19. yıl dönümünde Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bir konferans düzenledi. Bir yandan etnik temizlik yapılırken öte yandan Boşnaklardan hiçbir iz kalmaması için tüm kültürel ve tarihsel varlıklar yok edilmeye başlandı. Tarihi binalar, camiler ve özellikle de kütüphaneler yıkıldı. Mezar taşlarına bile saldırıldı. Bu bir tam yok ediş harekatıydı. Bu alenen tam bir etnik temizlik harekatıydı. Çok sayıda akademisyenin katıldığı programda Bosna Savaşı'nın yaşandığı yıllarda Dışişleri Bakanı olan Hikmet Çetin de vardı. Bosna'nın çeşitli bölgelerinde Sırp vahşetinden kaçan Boşnak ve Hırvatlar da bu bölgeye geldiler. Yani Sevgili Sergi abi, burası güvenli bölgedir. Eşlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz savaşıyor. Biz çocuklarımız da bu güvenlik bölgede kalayım diye oralara geldiler. Kime güvenerek geldiler? Dünyaya güvenerek geldiler. Bir yetişmesine güvenerek geldiler. Hikmet Çetin konuşmasında dönemin hükümetinin Bosna Hersek Savaşı'na yaklaşımına da değindi. 92'de Sayın Özal'la yaptığım görüşme sonrasında Özal, NATO'nun Bosna Hersek'teki savaşa müdahale etmesi çağrısında bulundu ve Türkiye'nin harekete katılmaya hazır olduğunu vurguladı. Yatırıcı.
Srebrenica katliamının 19. yılında bu katliamın, soykırımın acısını anlatmaya ve paylaşmaya çalıştık. Bugüne baktığımızda bir dilekten ya da umuttan öteye geçer mi bilinmez ama dünyanın hiçbir yerinde böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Allah 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 Allah